Jale teyze. Hı. Bir problem yok değil mi? Yok. Zeynep'ciğim. Annene Cihan Hoca'nın geleceğini söyleme, olur mu? Neden? Söyleme işte. Ben sana sonra her şeyi anlatacağım, söz. Tamam. Olur, nasıl istersen. Aa Cihan. Cale, geçmiş olsun. Şimdi duydum. Zeynep telaşlandırdı seni, değil mi? Yok, ben sadece şey... Hastaneye geldiğinizi öğrenince merak ettim. Önemli bir şey yok, değil mi? Yok canım. Başım döndü biraz. Başka bir şey yok. Ha. Sen mi yanındaydın? Hı hı, evdeydik biz. Biz zaten Jale teyzeyle kalıyoruz ya. Öyle mi? Ya annem de buradaydı hatta. Biraz önce çıktı, eve gidip bir şeyler alacak, gelecek sonra. Geldi mi doktor? Bir daha bir şey söyledi mi? İyiydi zaten ya. Geri dönelim diye tutturdum. Hadi sen de git eve. Bana bak, hastanenin durağından taksiye bin. Plakasını da yaz. Sonra varınca beni ara. Yarın da savcılıktan temiz kağıdı getireyim mi gelirken? Pabuç kadar değil. Pabuç mu? Neler yaptı hala pabuç gibi? Ne yapmışım acaba? Ha? Ne yapmışım acaba? Beni dinleme zahmetine katlandın mı sen? Kız anlattın mı ki bir şey? Anca car 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 anneye. Bir de yalan bana. Doğruyu söylesem inanacak mıydın acaba ha? Elim manyağı, elimi kolumu bağladı, beni korku tüneline bırak desem inanacak mıydın acaba? Ne? Kim ne yaptı sana? İnanmayacaksın işte. O yüzden ben gideyim. Sen dur bakayım. Ne işin var senin o parkta? Çok uzun hikaye. Anlat anlat. Cale teyzen uyudun hasta, vaktimiz var. Anlat. Enis'le buluşmuştuk ya biz. Hı. Ya. Yazdın mı? Yazdım. Aferin. Okuma yazman da varmış. Anladın değil mi beni? Anladım. Bu işi batırırsan benden çekeceğin var. Hadi. Sonra sabaha karşı bir araba geldi işte. Öyle döndük. Sonra da okula gittik. Ne dedin sen bu çocuğun adına? Kerem Sayar. Okulun sahibinin oğlu. Allah Allah. Kimin oğluysa oğlu. Sorarım ben ona bunun hesabını ama. Ya anne lütfen. Ne anne lütfen? O Melis'e de soracağım. Bunların annesi babası yok mu ya? Bu ne? Sahipsiz zannettiler çocuğumu. İşte ya, bu yüzden sana hiçbir şey anlatmıyorum. O ne demek? Hiçbir şeye karışma, ben kendim halledeceğim. Nasıl bugüne kadar kendim hallettiysem öyle halledeceğim. Do, 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 do.
Halledeceğim ben. Görecek onlar. Benimle inatlaşma Zeynep. Ben sana geleceğim dedim mi? Dedim. Ya ben kendim halledeceğim diyorum ya. Bir kere de beni dinlesene ya. Bir kere olsun beni dinle. Zeynep, kızım bak istemiyorsan söyle okulunu değiştirelim bari. Olmaz. Hayatta olmaz. Ben kaçtı dedirtmem, tamam mı? Bak sen de hiçbir şey karışmayacaksın. Bana bak vallahi alır başım giderim, bir daha bulamazsın beni ha. Tamam, tamam. Söz ver. Söz. Yemin et. Aa! Yemin et. İnan olsun, tamam. Olmaz. Kız inan olsun dedim ya. Yemin ettim bak ona göre. İyi ettim. Bak bir kılına zarar gelsin yazıyorum buraya. Yeminle emin dinliyor muyum ben? Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Ben artık hiçbir şey anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Anneme yalan söylemek zorunda kaldım. Hoş, söylemeyip de ne yapacaktım? O da ayrı konu. Şimdi desem ki, anneciğim beni korku tüneline sıktılar. Bağlayıp kaçtılar. Yanıyordum, ölüyordum desem. Sonra kazayı anlatsam, annem o Kerem denen kas hayvanın boynunu kırardı vallahi. Babucumuz dama atılmış bakıyorum. Ne alakası var babaya? Günlük mü o? Bu hayatta sana da anlatamadığım şeyler oluyor değil mi? İyi, öyle olsun. Gelelim Melis pisliğine. Bana attığı kazığı hayatım boyunca unutmayacağım. Soracağım bunun hesabını. Anladık. O aptal Kerem'e aşık bu salak. Aşık da bir erkek için bu yapılır mı arkadaş? Ben ikisine de boyun eğmeyeceğim. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.